var bizde. Büyük bir memnuniyetle. Şeref verirsiniz, biz de keyif alırız. Çok teşekkür ediyorum teşekkür efendim. Ederim. Sağ olun. Şimdi Sayın Başkanımın söylediği her şey aslında hani dedi ya 5. kuşağım 41 yıllık bir tecrübeden süzülüp gelen şeyler. Ha, doğruluğunu, yanlışlığını maddeler halinde yorumlayacak olanlar sizlersiniz. Ama gerçekten o samimiyeti de hissettirdi bize. Canı gönülden, canı ciğerden söylüyor ve yorumunu yapıyor. İlk önce sizle ilgili bölümde başlayalım Serkan Başkanım. Buyurun. Şimdi Umut Bey, Samsun Başkanımıza selam ediyorum. Samsun sadece ticari balıkçıların değil, orada amatör balıkçılar da var. Hı-hı. Onlar da atacak, avlanacak en nihayetinde. Öyle bir şey yapayım, söyleyeyim. Her tarafı kuşattılardan yola çıkarak. Evet. Şimdi başkanım söyledi, nasıl bir çözüm önerisi dedi. Bir defa 1380 sayılı sürünleri kanununun değişmesi lazım. Bu artık kesin ve net. Yani cezaları getirdim güncel 1055 liradan çıkmış 1100 liraya. Yani bunun her tarafı ceza olsa ne olur? Hmm. Ceza çözüm mü? Değil. Bakın burada iki tane tebliğ var. Ticari ve amatör. Bir defa bunların bir çalışması lazım. Bütün sistemin bir türlü olması lazım. İlçe Tarım Müdürlüklerinin, bakanlığın. Başkanım dedi ki bakanlık bilmem kaç yerde kontrol yaptı. Evet. Biz de alıyoruz, sayfamıza paylaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz falan ama Ankara'da ben lüfer bulamıyorum başkanım. İçine kop. Yani 10-12 santim, 13 santim emin olun yok. Yani Samsun Başkanım avlanamıyoruz diyor ama Ankara'da da normal burada yazan kurala göre balık yok. Yani çok nadir. Hmm. Ben 23 santim, 25 santimlik lüferi çok nadir görüyorum Ankara'da. Bilmiyorum nerede satılıyor, nasıl oluyor. Mesela yine bir örnek. Yasak. Evet. Yani bunun bu memlekette kullanılması yasak. Ama bir sabit tutar mısınız? Ama ülkeye giriyor bu. Nasıl giriyor? Bu yasak. Evet. Burada örnekleri de var. Diğer mesela yasak olmayanlar var. Şimdi ASOF olarak bunun sonuna kadar peşine düştük. Gittik, araştırdık 2-3 bakanlığa. Bu nedir dedik, yani bu nasıl ülkemize gelir, nasıl satılır? Emin olun, iç suların hali berbat, bildiğiniz gibi Emir Bey. Yani her taraf misina, hiç ip ağ yok ve ilçe tarım müdürlükleri bunlarla uğraşmaktan bıkmış vaziyette. Yani siz bunu ülkeye sokmazsanız olur biter bu. Gittik, araştırdık. Nereden giriyormuş? Kotası şu. Bir gümrük tarife pozisyonları var. Hı hı. İşte A misine A'lar diyor. Fakat öyle gariptir ki o gümrük tarife pozisyonundan ülkemize otomotiv sektörü çok yüklü miktarda malzeme sokuyor. Kargo firmaları çok yüklü miktarda malzeme sokuyor. Havacılık sektörü. Yani tahmin edin, havacılık sektörünün misine A'la ne iş olabilir dedik. Müthiş derecede bu kodla malzeme sokuyor. Sonra anladık ki onların getirdiği ürünler bunlar değil. Onlar kendi işlerinde kullandıkları ürünleri getiriyor. Diğer balıkçı esnafı da bunları getiriyor. Kullanmıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok basit. Gönderecek bunun pozisyonuna şu pozisyonda. Bir formülasyon getirecek evet, onu. Bitecek. Anladım. Ülkeye girmeyecek. Çok basit. Dediniz ya nasıl düzelir? Çok basit. Bir tane. Bunları bir yolu da bu. Sayın Başkanım, çok şimdi şu var. Biliyorsunuz Gırgırlar, Gırgır dedi, tarif ettiğimiz teknelerde A boyu 90 kulaç. Hı. Fakat Türkiye'de 120-130 kulaça kadar çıkabiliyorlar. Bunları durdurmamız lazım. Yedek tekneler bir sıkıntı Türkiye için. Çünkü neden? Yedek tekne demek balıkçılığı biraz daha fazla yap demek. Tekneden alıyorlar, yedek tekneye balık karaya götürüyor, tekne avlamaya devam ediyor. Arz talep dengesi yok Türkiye'de. Hı hı. İkincisi, bu son model teknoloji cihazları kullanıyoruz. Ya biz kapalı deniziz. Japonya bunu icat ediyor, kendi kullanmıyor. Ne yapıyor? Diğer ülkelere gönderiyor. Biz bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü neden? Senin yatırımın denizde eşittir balık. Eğer denizde balık olmazsa yatırımımız olmaz. Şimdi Samsun Birlik Başkanımız çok samimice söyledi. Ancak şu var.
Yani şimdi denizde balık çok diyorsa ben katılmam mümkün değil. Peki denizde balık çok da nerede? Neden 600-700 bin tonlardan biz 300 bin tonlara düştük? Ya yakalanıp yazılmıyor. O zaman suç yazmayanlarda. Jurnallarını doğru yazmıyorlar ki o zaman biz savunamıyoruz. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ya kardeşim 2002 yılında balık 650 bin ton balık yakalanırken 300 bin tona düştü. Önlem diye bağırıyoruz. O zaman şunu yapmak lazım. Kardeşim doğru yazın jurnalinizi. Balığın bitmediği, stoklarda zarar olmadığını herkes görsün ve desinler ki ya kardeşim bazı sınırlamalar getiriyorsun, kısıtlamalar ama bu doğru değil. Şu anda stoklarımızda bir sıkıntı yok diyebilirim. Hmm. Ama stoklarda sıkıntı olduğu belli. Neden belli? Şu an son günlerde jurnalları doğru yazıyoruz diyorlar. Yakaladığımız balık 300 bin ton. 600 bin tonla 300 bin tona düştü. Nasıl olacak? Samsun Birlik Başkanı'nın haklı tarafı şu. Dar alanda balıkçılık yaptırıyorlar. Orta su kurumunda çalışıyor. Doğru. Çok emeği var. Çok iyi çalışıyorlar. Gerçekten mücadele ediyorlar. Ama dar alanda çalışıyor. Şimdi diyorlar dedi ki neden Gürcistan'a gidiyorlar? Şimdi başkanıma şuradan sormak isterim. İki tane arkadaş şu anda Gürcistan'da olan arkadaşlar Gürcistan'ı bize yasaklatın diye yazıları var. Yasaklatın diye. Ama şu anda Gürcistan'da. Niye gittin diyoruz. Ya ne yapayım diyor. Herkes gidiyor. Ben de gittim. Yani Gürcistan'a gitmek Türkiye'deki balığın azlığından çokluğundan değil. Kendi balığını orada yakalıyorsun. Yani Gürcistan'daki balık dönüyor. Zaten bizim balığımız. Ha şunu derse doğru. Gürcistan'da avcılığı yasaklayalım. Zaten Abazya yeni karar almış duyduk. Bundan böyle 2016'da avlatmayacakmış. Gürcistan'da yasaklayalım. Ama bu bizim dememiz de değil. İki ülkenin istişaresiyle, iki bakanlığın istişaresiyle olacak şey. Orada bizde 9 santim hamsi, orada 7 santim. Doğru söyledim şey. Ufak hamsi yakalanıyor. Onda kesinlikle katılıyorum. Onda doğru. Ancak ben çok balık var. Bizi bıraksınları ben katılmıyorum. Cezalara gelince şimdi burada amatörlere de söylemek istiyorum. Şimdi amatörler yanlış avlıyor. Cezaları yükseltelim diye amatöre ceza mı olur? Peki hayır yanlış avla. Şimdi biz 200 lira 100 lira ceza şimdi dedi ya 1100 lira ticarilere. Amatöre 100 lira. Yok amatörde de 1055 lira olanlar vardı başkanım. Biz diyoruz ki yükseltelim cezaları. Tabii hepsini. Ama şu var. Hepsini. Herkesin bileceği bir şey var. Hem tüketicinin, hem balıkçının, hem sivil toplum örgütlerinin. Biz ne olursa olsun sürdürülebilirliği kesinlikle sağlamak zorundayız. Yani bir laf vardır. Mutsuz olabileceğiz, huzursuz olacağız ama umutsuz olmayacağız. Umut ne? Sürdürülebilirliği sağlayacak kararlar almak. Başkanıma katıldığım konular var ama katılmadığım konular da var. Şimdi amatörler. Ya arkadaş amatörler doğru söylüyorsunuz. Her taşın altında bir amatör çıkıyor. Başkanım dediği gibi belge yok, denetleme yok. Neden yok denetleme? Amatörüm diyor. Ben bir kilo balık yakaladım diyor. Bir şey diyemiyorsun. Biz de diyoruz ki amatörlere belge verelim. Kaç amatör olduğu bilinsin. Kuralları 10 gün mü 5 gün mü ne eğitimi verilsin. Ondan sonra o belgelerle aslanlar gibi tebliğe uygun balıkçılık yapsın. Kimse bir şey demiyor. Bu sektör oluştu. Bizim Ege bölgesinde inanır mısınız? Teknede 15 kişi var. 40 kilo yakalayan da var. 20 kilo yakalayan da var, 1 kilo yakalayan da var. Yani şimdi iç sulara baktığında belki biraz daha disiplin olabilir. Mesela ben iç ve arkadaşların bir etkinliği vardı gittim. Gerçekten çok güzel. Denizi seven ama bir baktım teknolojilerine inanamazsınız. 200 metredeki oltanın üzerine getiriyorlar kıyıdan uzak kumandala. Yemini bırakıyorlar. Ekranda gördükleriniz. Başkanım tamamen yakala bırak. Avcısı arkadaşlarımız onu kullanır. Yani sıradan bir amatörde o malzemeyi bulamaz. Ama bir dakika almanızda bir kuralı var mı? Ama şöyle. Öyle bir kural yoktur. Ama tabii. Şöyle tabii şöyle. İnanın Türkiye'de yakalayıp da yakaladığı balığı yiyen de yenmene botu yoktur. Şöyle bir şey yapsın. Yoktur yani. Hayır gerçekten. Şöyle bir şey yapsın. Amatör mü? Çok güzel. Evet. Saygı da duyuyoruz. Evet. Cumartesi pazar çıksınlar sadece. Evet. İstediği kadar alsınlar. Şimdi müsaade ederseniz ben olta balıkçılığının en büyük sorununu size söylemek istiyorum. Hı-hı. Müsaade ederseniz. Tabii duyuyorum. Şimdi bir defa tebliğ 4 senede bir. Bu 4 senede bir Ölen Başkanım her sene bizden görüş alsınlar. En fazla 2 senede bir olsun. Bizden derken ilgili kamu kurumlarında. Bunu geçtim. Şimdi amatör balıkçıların elini kolunu bağlayan öyle bir madde var ki. belki bunu birçok arkadaşımız da bilmiyor amatör balıkçı. Günlerle ilgili mi? Evet. Evet. Yani öyle bir durum ki düşünün siz Bolu'nun Mengen ilçesinde ikamet ediyorsunuz. Köprübaşı barajınız var. Başka suyun, başka bir suyunuz yok. Tebliğ diyor ki kiralanmış sularda resmi tatil günlerinde en fazla 3 iğneli bir oltayla avlanırsın. O da
sana gösterilen yerde avlanırsın. Abi benim tatilim salı günü. Mesela. İlle herkes hafta sonu tatil yapmak zorunda. X firmasında çalışıyorum. Salı günü kullanıyorum. Giremezsin. Neden? Resmi tatil günü geleceksin. Müthiş bir sıkıntı. Yani bunun kimse farkında değil. Başkanım iç sularla ilgili... O zaman bunun çözümü şey başkanım. Şimdi sadece hafta sonu da hafta içi de olmaz. Bir hafta içi bir hafta sonu gibi bir şey formüle edilmesi şimdi lazım. Şimdi Umut Bey bakın. Şöyle bir tablo var önümüzde. Bu şeyde Tebri'de kısmen yasaklı sular var. Evet. Diyor ki derenin şurasından şurasına kadar sana yasakladım. Gölü yasakladım. Burayı yasakladım. Kısmen yasaklı yüzlerce su var. Tamamen yasaklı bir sürü göl, baraj, akarsu var. Ben 41 yaşındayım. Eylova, Ankara. Abi kendimi bildim bileli yasak. Niçin yasak diyorum? Yasak. Yani balık artık orada varsa da eceliyle öldü. Yani bugünlere gelmedi. Hepsini geçiyorum. Diyor ki sana en fazla 4 olta takımıyla avlanacaksın. Yakaladığın balık mesela sazan balığı 5 taneye geçmeyecek diyor. Amatör balıkçılık kuralında. Buradan da bağladın beni. Sonra diyor ki projeli olarak kiraladığım sulara seni hiç sokmam diyor. Hiç giremezsin buraya. Tamam buradan da bağladın. İstisnayla açtığım, kiraya verdiğim sulara da resmi tatil günleri bir oltayla geleceksin. Ya zaten benim yakalayacağım balık toplasam 5 tane. 5 tane sazan balığı yakalayacağım. Bu mekanizmayı çalıştırsan eğer oradaki yasa dışı avlanan, amatör demiyorum, avlanan kişiye cezayı anında uygulasan bu iş zaten sorun oradan olacak. Çözülecek. Tabii. Anladım. Gidiyoruz Kayseri Yamula Barajı'na. Göstermişler dağın tepesine. Amatör balıkçı burada avlanacak diyor. Kocaman bir havza. Ucu bucağı yok. Amatörler yemin ediyorum keçi gibi dağlarda, tepelerde. Buyurun işte Bolu Mengen. Kaymakam Bey demiş ki burada amatör balıkçılıkta, ticari balıkçılıkta yasak. Neden? Güvenlik sağlayamıyoruz. Niye? Çünkü yasa dışı balıkçılar çok. Olmaz öyle bir şey. Bakanlığın tebliği var dedik. 3 gün sonra kiralandı. Şu anda Mengen'deki barajı Sakarya'dan bir firma aldı. İçindeki balığı bitiriyor başkanım. İç suda böyle sorunlar da yaşanıyor. Ama ya, şu efendim son 1-2 dakikamız kaldı. Tabii. Artık toparlayalım. Başkana şunu sormak lazım. Şimdi amatör balıkçı dinlence, spor yapmak için maddi ve manevi, maddi kazanç beklemeden yapılan balıkçılık. Peki bir amatör balıkçı haftada her gün balığa gider mi? Gidemez. Doğru. İki, ben diyorum ki amatörse kurallarda bu geçmeyecek şekilde kuyruğunu balığın kessin. Ticaretten kaçsın. Ya da balığı temizlesin. Balığın kuyruğunu kessin. Yani bunun amatörce yakalandığını herkes bilsin. Çünkü bu bir taraf ticarete dönüşüyor. Ticarete konu ediliyor diyorsunuz. İki, biz diyoruz ki denizlerde. Şimdi ilginçtir. Denizleri hem korumak istiyoruz, hem kontrolden uzaklaşıyoruz. Biz diyoruz ki, dünya bunu ne yapmış? Pescal Turizm diye balıkçı teknelerine amatörler gidiyorlar, biniyorlar. Tekne balıkçının da kendi istihkak olduğu için, denizlerdeki ürüne ortak olduğu için, paydaş olduğu için, çünkü onu yakalayıp da para kazanıyor. Kurallara uygun olmayan balıkçılık yaptırmaz. Biz diyoruz ki teknelerle, yeşil ruhsatlı teknelerle gitsinler. Alsın balıkçı. Denizler stoklara zarar vermesin. O gün balık avlamasın. Alsın amatörü. Götürsün. Amatör balığı 3 kilo mu şu anda 5 kilo? Onu da çok tartışmamız lazım. 5 kilo doğru mu? İnmesi mi lazım? Başka onu da bir tabii, programın tabii, konusu olsun. Onu da tartışma lazım. Onu balıkçı teknesi götürmesi lazım. Balıkçı teknesiyle gider ise biraz daha kontrollü olmuş olur. Çünkü öyle bir boyuta geldi ki herkes bir bakıyorum Facebook'larda 15 kilo yakalamış, 20 kilo bir boy boyu da resimler. Peki hani amatör nerede kaldı? Hani amatördük biz? Biz diyoruz ki şu anda 2 milyon, biz 4 milyon dediniz, ortalamasını alalım. Ya bunların önünde herkes 5'er kilo yakalarsa bu nasıl olacak ama? Öyle bir ortalama yok. Bir ikincisi ne olur? Yani gırgırlar kadar fazla değil yani. Şimdi bakın, birisi yani, ama bakın iki şey. Gırgırlar bak, kadar şimdi biz gırgırlar endüstriyel balıkçılar kadar değil yani. Şimdi başkanım, biz gırgırlar aşırı avcılığı yapmıyor demedik. Evet, yani ben ne dedim? Biraz önce dediniz başkanım. Boyları yazılmayan balıklar var. Var bak şimdi. Yazılmayan balıklar var. Ama şu var. Bu da şunu göstermiyor.
Evet. Gırgırlar yazılmıyor diye siz istediğiniz kadar avları göstermiyor. Ha, işte biz göstermiyor. De... Biz diyoruz ki bak demin ne dedim, gırgır boyları 90 kulaç olması lazım ve 130 kulaç da var. Evet. Ama bu yanlışı yaptı diye ben de istediğim gibi avlarım değil. Yok zaten öyle bir şey yok. O zaman kaçlar nasıl başladı? Hayır, ben bir şey merak ettim, tabii. Sormak istiyorum. Açıkta 24 metrenin dışına gırgırlar çıktı, avlıyorlar. Evet. İstediği gibi avlıyorlar. Ufak balıkçı oraya gittim barınmıyor. Ticari amaçlı diyorum. Ekmeğini evet. çıkarıyor. E kıyıya geliyorsun. Ya inanır mısın? Av atıyorsun, amatör diye atma oraya diye. Ben orada avlıyorum. O da büyük bir sıkıntı. Peki, evet, yani. Nasıl olacak? Evet. Ben 12 metrenin evet. altında çoluğuyla, eşiyle, kızıyla evet, balığa evet. giden adamın sorununu veyahut da gelirini karşılayacak tedbiri nasıl alacağım ben? Şimdi başkanım o konuda haklısınız ama iki taraf da haklı konuda. İki taraf ama da haklı. Ama genelere verelim. Bakın, bile, olmazsa, bakın bilebilecek şöyle bir şey var. Bizde yani? Bir sürü resimler var. 5 metre önümüze ağ gelmiş. 10 metre önümüze ağ gelmiş. Ben gerçekten geleneksel balıkçılarla görüşüyorum. Hak veriyorum onlara. Ağ diyor, kafamıza taş atıyorlar, küfür ediyorlar. Olur mu ya? Yani ama bu bilinçsiz kişiler. Amatör demiyorum, bilinçsiz kişiler. Ama amatör diye geçiyor. Yani amatör diye geçiyor. Amatör diye geçmiyor. Başka çünkü belge olmadığı için amatör diye geçiyor. Amatörde belge istenmediği için elini kamışına alan, daşın başına geçen kişi amatör diye atlatır. Sen diyebiliyor musun? Bir sinala balık avlayan, oltana balık avlayan sen amatör değilsin. Neye dayanarsın diyeceksin? Neye dayanarsın? Şimdi Allah nasip ederse her geçen gün biraz daha bu konuda güzelleşiyoruz. Bir şey daha bir şey söyleyeyim. Bu konuda evet. bakanımız bizi davet etti. Demin sormuştum ben evet. gelmedi. Allah razı olsun. İlk defa iki şeyden biz çok mutlu olduk. Alışmadığımız bir şey oldu. Bir, bakan sektörleri çağırdı. Bundan önceki bakan da çağırdı ama bu kendi gönüllü çağırdı. Sayın bakanımız. Hepimizi dinledi. En büyük özelliği dinliyor. İki, hiç alışık olmadığımız, şimdiye kadar görmediğimiz bir saat telefonlar, balıkçıların sorunları birebir kendi açtı telefonu dinledi. Evet. Siz ulaşabildiniz biz mi? Biz ulaşamadık. 40-50, bir saat içinde 40-50 kişiyle de görüşüyoruz. Görüştük. Ve yılbaşına inanın alışık olmadığınız bir şeyiniz, bir şeyi yaptı bakan, sevinçle 2016'ya girdik. Mutluyuz. Dediği gibi 1380 çıkması lazım. Kesinlikle amatör kimdir? Belgesiz amatör olmaması lazım. Yani belgeyi ama, alacak. Ama sadece parayı ver, belgeye olmasın. Yok yok. Bak, tabii. Eğitimi yani, de olacak. Tabii. Eğitimini kim yaparsa yapsın. Biz de buna talip olabiliriz. Halk eğitim yapabilir, başka örgütler yapabilir, bakanlık kendisi yapabilir. Kesinlikle eğitimden geçmesi lazım. Ve ben yine söylüyorum, balıkçı teknelerinde kurala uymadığın zaman tekneni 15 gün diyor, senin men etti. Bir ay men etti. O zaman onun da ruhsatını belirli süre, amatör avcı ruhsatını elinden almak lazım. Sen kurala uyuyorsan başım üstünde yeri var. Evet. Bir telefonumuz var, alıp devam edelim. Bu arada bir 3-5 dakika daha uzattık aslında yayınımız, doldu süremiz. Eskişehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sayın Osman Demirtaş bizlerle birlikte.